Çok para var. Oh, yardım et. Cevap ver. Cevap ver şimdi. İtiraf et. Gittin mi gitmedin mi? Yapmıyor muyum? Temizlik yazmıyorsun muyuz? Hayır. Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Fatih TV'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Fatih. Efendim Özlem. Gerçekten videolara böyle girmekten. Ne yaptın Özlem? Ne? Torama. Ne işi var onun orada? Niye? Özlem Torama'nın kaybolduğunu söylüyorlar. Hayır. Uzaya da gitmedi. Gayet de burada işte kalbimde. Hatta kalbim bu tarafta, yüreğimde. Yani bir tarafımda. Bir çeşit ispat diyorsun. Tamam. Evet. Çünkü çok fazla soru gelmiş. Bugün biliyorsunuz daha önce varsayımlarınızı yazmıştık bizimle ilgili. Ve tam 50 kişinin varsayımını yazdık. Ne varsayımlar var hem de ne? 25 tane Fatih abimiz benimle ilgili seçti. 25 tane de ben Fatih abinizle ilgili seçtim. Çünkü birbirimizle ilgili seçersek daha komik olacak. Özlem bir dakika. Bana söz ver. Tamam. Buradaki tüm varsayımlara doğru cevap vereceğine söz ver. Sen de söz ver. Söz veriyorum. Tamam ben de söz veriyorum. Tamam o zaman bir oyun şey başlasın. Ama bak inşallah böyle saçma sapan şeyler seçeceğim. Saçma sapan bir şey yok Özlem. Hadi. Tamam hadi. Başlıyoruz. Bir dakika. Ben seninkiler mi seçeceğim? Hayır. Ben buradan seninle ilgili açıp okuyacağım. Sen de cevap vereceksin. Ha ben de buradan. Tamam o zaman evet. İlk ben açayım ne olur. Hayır, taş kağıt makas yapalım o zaman. Taş kağıt makas yapalım hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya hadi ya. Evet bakalım bakalım. Hadi. Hazır mıyız Özlem? Değil. Geliyor. Neslihan Çataldaş demiş ki bence uzaya Fatih abiden önce Özlem abla gitmek istiyor. Yani şöyle uzaya gitmek gibi bir şeyim yok çünkü ben uzaydan korkarım. Ben Özlem az kalsın şey diyeceksin sandım uzaya evet gitmek istiyorum. Hayır. Dostumuzu ya düşmanımızı orada bilelim yani hadi. Oraya aç bakalım. Arkadaşlar hiç bana göre bir yerdeyim burada ben mutluyum iyiyim dünyada. Fatih sen çekiyorum bak. Zeynep Sude demiş ki bak yalnız bir şey söyleyeyim en önemlisi en başta denk geldi. Hayır. Hadi. Bence Fatih abi geceleri anketlerde ona haksızlık yapılmasına üzülüyordur. He. Ya. Doğru söyle. Söyle. Söyledim. Ne söyledin? Hayır cevap bekliyorum. Söyledim abi ben. Söz vermiştin hadi hadi cevap bekliyoruz. Fatih hadi. Evet üzülüyor. Hayır. Hayır. Fatih çok üzüldüğünü anlat anlat detayını anlat biraz. Arkadaşlar sabaha kadar arabesk dinliyorum. Arabesk mi dinliyorsun? Hayır. Tamam doğru söyle. Bir şey olmuyor Özlem yani sadece neden seçilmiyorum diye nerede hata yapıyorum diye düşünüyorum. Duyun duyun. Beyza Güler. Hı. Bence Özlem abla ojesi bitince içine aseton koyuyordur. Ya. Hayır bir şey söyleyeyim. Eskiden yapıyordun. Evet yani. Lüfete falanken yapıyordun bittiği zaman. Güzel bir tespit ama. Artık yapmıyorum ama yani şu an hani artık anladım. Bir de oje de bozuluyor bence dökünce o yüzden. Haydi. Hızlı ol biraz Özlem. Elif Çimen demiş ki Fatih abi kesin çoraplarını kirli sepetine atarken kokluyordur. Hayır. Yalan söyleme. Hayır. Kokluyor musun? Hiçbir zaman çoraplarımı koklamadım. Hayır. Bir insan neden kirlenmiş şey zaten. Ben şöyle olur. Bakın şuna bir şey diyemeyeceğim. Şimdi çorap kirli olur. Giymem gerekir. Bir şekilde dolapta Özlem ablanın çorap yıkamamıştır. Giymem gerekir o zaman koklarım. Ama ben yani zaten kirli atacağım şeyi niye koklayayım bir daha? Tamam bari inandık da sakin ol. Evet. Bak yine gözlerim. Ahmet Sefa Ergül. Bence Özlem abla videodan sonra buraları kim temizleyecek diye söyleniyordur. Söyleniyorum evet tamam söyleniyorum. Peki bir şey soracağım. Hep Fatih abiniz mavi. Özlem. Efendim. Evet dedin değil mi? Söyleniyor evet söylendiği doğru ama kim temizliyor? Abi beraber temizliyoruz sen mi temizliyorsun? Ne zaman beraber temizledin? Ya böyle bir şey yok var ya çekeceğim bak. Hadi çek bir tane ben. Daha. Çek gelsin. Emine Ezel. Bence Fatih abi evde kendi kendine riv çekiyor. Hayır. Çekmiyor musun? Çekmiyorum.
Doğru söylüyorsun. Videolar da çekiyorum Özlem. Evde durduk yere niye çekeyim rivrivi? Sen ponçikerle dans yapıyor musun? Ben dans. Yapıyorum. Yapıyorsun. Tam neden karıştırıyorsun? Benimle ilgili konuşmuyoruz. Tamam. Varsayımlar geliyor Özlem. Daha bomba varsayımlar var. Bedriye Demir. Bence Özlem abla temizlik yapmaktan çok sıkılıyordur. Hadi bakalım. Hayır. Desem de inanmayın evet. Hayır dedin ya bir an dedim ki o zaman niye yapmıyorsun temizlik? Yapmıyor muyum temizlik ya? Nasıl bir insan? Hadi Özlem çek. Öyle tamam, temizlik yapmaktan tabii ki de sıkılıyorum. Yani böyle bayıla bayıla temizlik yapacağımı düşünmüyorsunuzdur herhalde. Ama temizlik yapmasa da çok titizdir. Temizlik yap. Pardon. Temizlik. Lazım, hadi Özlem aç. Yapıyorum aç bir tane. Sıra sende. Eslem Çağlayan. Bence Fatih abi Özlem ablaya işe gidiyorum deyip uzaya kaçıyordur. Fatih herkesin uzaylılarla ilgili yani inanılmaz varsayım gelmiş. Var var. Bütün varsayımlarım Fatih abinizin neredeyse hepsi uzayla ilgili. Yani eğer fırsatım olsaydı işe gidiyorum diye uzaya giderdim. Ama böyle bir fırsatım olmadığı için hayır. Tamam devam et. Gitmiyormuş. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Evet. Sebahat Kaya. Bence kavga edince Özlem abla Fatih'i evden kovuyor. Fatih abiyi. Hayır, hiç kovdu mu seni evden? Arkadaşlar bizim kavgamız zaten en fazla 5-10 dakika sürer. Aynen, evden o da kovacak kadar kavga ediyoruz da evden kovmuyoruz. Kavga yani. Diyemeyiz zaten ona, devam. Aynen, tamam. Hemen açıyorum. Helin Ahsen Güler. Bence Fatih abi lahmacun yemeği çok seviyordur. Yani Özlem ablanızın yaptığı lahmacunsa evet. Ama dışarıda lahmacun yemeği sevmiyorum. Hayır. Doğruysa yani doğru. Doğruları söyleyeceğim dedim yani. Emine Çetinkaya. Bence Özlem abla basketbol oynamayı sevmiyor. Sevmiyorum evet. Gerçekten Özlem sen hiç yani... Hiç ne? Topla oynamayı sevmiyorsun. Hiç görmedim yani. Ben çok fazla ilgim yok. Voleybol oynuyordum eskiden lisede falan ama... Voleybol. Evet ayla bayla değil yani. Voleybol seviyordum ama beceremiyordum. Tamam hep, devam et. Hep yeniliyordum. Özlem bu beni çok çekiyor. Bence Fatih abi öğrenciyken dersinin hep boş olmasını isterdi Beren Sargın. Evet yalan yok. Boş olmasını çok ister. Özellikle zor olan derslerin boş geçmesini isterdi. Evet, herkes bence istiyordur. İstemeyen var mı ya? Ders boş geçmesin diye istemeyen var mı? Dilara Aslan. Bence Özlem abla şarkı söylemeyi seviyor. Fatih abi dışındakilerden utanıyor. Nasıl? Evet. Daha evet. Ya söyleyemem. Özlem ablanızın sesi çok güzel. Aslında. Fatih abinizin yüzünden videoda böyle birkaç kez söylemek zorunda. Söyletmeyeceğim merak etmeyin. Söyleyemiyorum. Gerçekten çok güzel. Sözüm var zaten. Şevval Atasever, bence Fatih abi Özlem ablayı kıskanıyor. Fatih bununla ilgili en az böyle abartsız 200-300 tane yorum gelmiştir. Hepsinde aynı şey yazıyor. Bütün yollayanlara teşekkür ediyorum. Cevap. Hayır. Değil evet. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Neden? Ama kıskanmıyorum da. O ne demek? Güvendiğim için kıskanmıyorum. Güvenmediğim için kıskanıyorum. Ne dedim ben de bilmiyorum. Tamam Fatih hayır. Devam et. Kıskanıyorum evet evet pardon. Evet, kıskanmanı itiraf etti. Elçin Şarkın. Bence Özlem abla önceden bayağı zayıftı. Nasıl güzel bir soru seçmişim evet, değil mi? Evet, çok aşırı zayıftım. Zaten bazen Instagram'dan paylaşıyorum fotoğraflarımı. Özlem, gel buna bir parantez açalım. Önceden kaç kiloydun, şimdi kaç kilosun? Hayır, bunu açıklamak zorunda değilim. Ama sadece şunu söylemek istiyorum, çok zayıftım. Tamam, önceden 47 kilo olduğu zamanları ben biliyorum. Ben hiç zaman kilo almam falan diye böyle düşünüyordum. Gerçekten almıyordum. Sonra birdenbire almaya başladım. Evet, devam et Özlem. Ama yani kilo almak da insanlar için sonucunda yani. Ne var bunda? Gülsüm Hazal Karataş. Bence Fatih abi öğrenciyken hiç çalışkan değildir. Değildi mi? Değildir. Yani değildi, evet. Yani evet. Hayır. Evet de beni bekliyor. Özlem peki yani hiç bir kez bile bak şimdi. Bak. Bir kez bile sınıfta kalmadım. Tamam biliyorum. Özlem okumayı sevmiyor musun? Bak Özlem. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Tembel bir insan sınıfta kalır. Değil mi? Zor geçiyorsun. Haylaz mıydım? Haylazdım ama çalışkandım diyorsun. Çalışkan da değildim. Orta halli geçerdim. Hmm.
Yani hayatımda 3-5 sefer teşekkür almıştım ama o yüzden sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi buradan bir soru gelecek sana. Elif Naz Özdemir. Bence Özlem abla soğan seviyordur. Sen bir cevap ver, ben devamını getireceğim. Cevap ver. Ben yani kuru soğanı, ondan bahsedeyim, inanılmaz seviyorum. Arkadaşlar kuru soğanı gerçekten seviyorum. Böyle yapıp tuzlayıp limon sıkıp yiyor Özlem ablamız. Ya ben çocukken de çok seviyordum. Herkes bana şey derdi hatta, böyle seni soğancıya vereceğiz. Seni soğancıyla evlendireceğiz. Özlem soğanın kilosu kaç kilo biliyor musun? Hep bana böyle şeyler söyleye söyleye büyüttüler. Fakirledim ya. Her sabah bir insan kalkar kalkmaz soğan kırıp seviyorum, yer mi? Her şeyi de seviyorum. Çiğ de seviyorum, pişmişsin. Her türlüsünü seviyorum. Yani seviyorum. Evet. Soğan sevmek ayıp bir şey. Seviyorum. Söyle Özlem. Büşra Balcı. Bence Fatih abi küçükken komşunun evinde burnunu karıştırıp koltuğun altına sürmüştür. Neyi? Olamadı. Neyi sürdüm? Ya işte burnunu karıştırıp. Neyi sürdüm? Burnundan çıkar şey yandı. Ha, mukoza. Ya. Hayır. Ya çok beraber. Öyle bir şey yapmadım. Yapmamış. Tamam, devam ediyoruz. Evet, sıra bende. Demek öyle o yüzden. Zeynep Su Çiğdem. Bence Özlem abla kesin tost çok seviyordur. Hayır. Tosttan ne zaman iğrendin Özlem? Hamileyken. Ama önceden de çok sevmiyordum. Yani ben hiçbir zaman böyle kuru şeyleri sevmiyorum. Tost böyle. Arkadaşlar her sabah Özlem ablanıza tost hazırlıyordum. İğrenmiş. Yani benim yapmamdan mı? Yoksa hamilelikten mi bilmiyorum. Bu böyle tost, tereyağı, kaşarın kokusu var ya. Of. Nisa Yücel. Bence Fatih abi hava durumu olarak en çok karı sever. Evet. Ben de evet diyorum. Arkadaşlar kışın abartsız her gün hava durumuna bakarım ve her gün gece pencereden dışarı bakarım. Olur ya, tutturamaz uyumuyor belki diye. Uyumuyor kar yağdığı zaman. Böyle küçük çocuklar gibi uyumuyor arkadaşlar. Hadi. Deniz Lapı Kıran. Bence Özlem abla oyunlarda mızıkçılık yapmayı çok seviyor. Ne? Sessiz sinema mı oynuyoruz? Bir kelime mi? Evet. Ben onun yerine cevap veriyorum, evet. Niye Özlem yapıyorsun? Yapıyor olmam sevdiğim anlamına gelmez. Sevmiyorsan yapmazsın yani. Ya hayır, mızıkçılık yapmayı sevmiyorum ama yapıyor olabilirim. Aç Özlem. Yapıyorum. Özlem bu torumanı ben buradan, bana çok yük ben yapmaya başladı. Bence Fatih abi uyumayı seviyor. Oo. Ben cevap verebilir miyim buna? Evet. 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 3 tane evet. 365 gün 6 saat kesintisiz uyuyabilir. Evet, torumanın burada dursun. Bana çok yük olmaya başladın toruman. Sağ tarafım aşağı çekiyor Özlem. Böyle videoda çıkıyorum. Evet, sıradaki gelsin. Ayla Naslıç. Bence Özlem abla yüzmeyi biliyordur. Ya hadi cevap ver. Hayır. Neden? Hayır, ben biraz yüzüyorum. Yani az bir şey yüzüyorum. Elinin toprağı kuma değdiği yerlerde yüzebiliyor. Özlem ablanızda bir dakika bir şey açıklayacağım. Çok güzel yüzüyorum canım. Can yeleğim var benim. Bir şey soracağım Özlem. Özlem ablanız kulaç atıyor, ayağını çırpamıyor. Ayağını çırpmıyor, kulaç atamıyor. Yani ikisini bir arada yapamıyor. Hayır, ben bir kere can yeleğimle çok güzel yüzüyorum, tamam mı? Can yeleği. Evet, can yeleğiyle de yüzülebilir yani. Sude Naz Kurtuluş. Bence Fatih abi ıspanak sevmiyordur. Evet. Çok doğru. Ispanak sevmiyorum. Aleyna Yurt. Bence Özlem abla her gün evde yemek yapıyordur. Özlem, sana bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi benim sesim, içimdeki Fatih, ses. Fatih sen bunları sen yazmış olabilir misin bu yorumları? Hayır. Aleyna Yurt. Oradan bir ışık verir misin ben yazdığımda? Cevap vermedin. Neye? Cevap mı vermedim? Evet. Niye cevap vermedim? Özlem her gün yemek yapıyor musun evde? Evet. Hayır, sen eğer cevap vermeyeceksen ben vereyim. Evet. Özlem dışarıda söylediklerim sahari iç. Ya illa benim mi yapmam gerekiyor? Böyle karıştırmam evet. Falan mı gerekiyor? Evet, sen yapman gerekiyor. Ya o zaman bazen yapmayabiliyorum. Bazen. Haftanın iki günü yapabiliyor yemek bazen. Ya hadi. Hadi Özlem devam et, devam et. Aç kalacaksın. Bir daha hiç o iki günü de yapmayacağım. İkbal Mukaddes Bulut. Fatih abi hep şaka yapmaktadır günlük hayatta da. Evet. Evet. Hayatımızda Fatih abinizin bir kere bile düzgün cümle kurduğunu, doğru bir şey söylediğini duymadık. Gerçekten.
gerçekten. Ne söylüyorsa %1 milyon kere ya yani şaka yapıyordur, yalan söylüyordur, uyduruyordur. Yalan söylüyordur ne demek Özlem? Yani yalan söylüyorsun, şaka anlamda kötü değil. Yani böyle. Ümran Zengin. Hayatı bizi sinir etmek. Bence gibi. Özlem abla Domestos'u çok kullanıyor. Evet. Ya arkadaşlar. Fun Games TV. Haftada 3-5 sefer yani. Bence Fatih abi. Domestos alıyorum. Özlem abla. Soğan Domestos. Bence Fatih abi. Özlem abla. Çok para lazım çok. Ona yardım söyle Özlem. Soğan da çok kilosu bağlandı. Bence Fatih abi Özlem abla ona yardım etmesini isteyince bir bahane bulup yardım etmiyor. Evet. Evet. Çok doğru tespit. Yani Fun Games TV'ye buradan teşekkür ediyorum. Hayır daha bir sürü var. Ceren öğretici. Bence Özlem abla videolarda Şiran'ın uyanmasından çok kaygılanıyordur. Evet. Bizim en çok tartışmamız evet. Bu konuda. Fatih bağırma. Şiran uyanacak. Bağırma uyanacak diyorum ama anlamıyor Fatih abi. Buse Özkılıç. Bence Fatih abi gece uyurken horluyordur. Hayır. Gürlüyor, horlamıyor. Özlem, ben uyurken benim horladığımı nasıl bilebilirim? Ben biliyorum. E tamam o zaman sen cevap ver. Videoyu da çektim, izletmiştim sana daha önce. Dur ne yapıyorsun? Tamam sende sıra. Ece Yeni Dünya. Bence Özlem abla uyumayı çok seviyordur. Hayır. Özlem ablanıza yani ne yapsam ne etsem uyutamıyorum Özlem ablanızı. Uyumuyor. Arkadaşlar böyle uyumuyor. Hiçbir zaman uyumayı seven bir insan olmadım. Hadi Özlem. Az kaldı. İrem Armut. Bence Fatih abi Özlem ablaya ev işlerinde yardım ediyordur. Hayır. Evet. Evet. Arkadaşlar siz beni örnek almayın. Evet. Yardım ediyorum. Ev işlerinde eşinize yardım etmede Fatih abiniz gibi olur. Gül Özdil. Bence Özlem abla karate yapmamıştır. Evet. Yapmadın mı? Yapmadım tabii ki de. Gerçekten mi? Nasıl ya? İnsanlar hep karate yaparak doğar. Zeynep Elif. Fatih abi bence Özlem abladan gizli gizli dans ediyordur. Evet. Gerçekten mi? Evet. Dans ederim yani ne var? Devam et. Yani kendime... Aynen daha yeni de değişik özelliklerimizi öğreniyoruz. Mutluluk veriyor yani dans etmek. Evet. Enise Ceren. Bence Özlem abla bizleri çocukları olarak görüyordur. Evet. Hayır. Nasıl hayır? Hepsini seviyorum. Ben sizleri çocuğum olarak değil arkadaşım olarak görüyorum. Hayır arkadaşım olarak da görüyorum ama sonucunda mesela sohbet falan ediyoruz DM'den, Instagram'dan, oradan buradan. O zaman böyle hani ben gerçekten size çocuğummuş gibi yaklaşıyorum. Sonucunda aramızda bir sürü yaş var. Seviyorum. Özlem ne zaman yazışıyorsun sen? Ben hiç duymuyorum onları. Sen duymazsın Fatih. Tuana Doğan. Bence Fatih abi bir ıslak mendili 10 yerde kullanıyordur. 1, 2, 3... Dört. Evet de olsun. Hayır. 5 yerde kullanıyorum. Fatih kullanıyorsundur kesin yani. 10 yerde nasıl kullanayım Özlem? 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakalım Ecrin Su Ceylin. Bence Özlem abla böcekten korkuyor. Ya Fatih. Bakın cevap buradaydı. Hayır. Nasıl hayır? Korkuyorum. Reyhan Tutan bence Fatih abi börülceden nefret eder. Neyden? Cevap burada. Börülcenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Börülce ne arkadaşlar? Salatada mı yeniliyor? Hayır böyle fasulyenin bir renklisi var ya böyle değişiyor o herhalde. Biliyorum o evet. Herhalde. Hayır. Evet neydi soru bilemedim hatırlayamadım. Büşra Ön Nisan. Bence Özlem abla spor yapmışlığı vardır. Hayır. Nasıl hayır? Yani ben çok Özlem spor merkezlerine yazılıyoruz. İlk gün gidiyoruz spor yapıp sonra bir daha gitmiyoruz. Ela Göral. Bence Fatih abi patlıcan yemiyordur. Hayır. Evet. Hocam daha geçen gün karnıyarık yedim. Sevmiyorsun zorla yedin. Bir ama yiyorum sonucunda. Yemiş sayılmazsın. Tamam. Özlem ablanız cevap veriyor benim yerime. Benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Zehra Başçı. Bence Özlem abla diyet yapmıştır. Hayır. Hiç mi yapmadın? Hiç yapmadım. Gördün mü hiç diyet yaptığımı? Yani. Ben asla diyet yapabilecek bir insan değilim. O yüzden hala kilo oluyor. Buse Aşkın. Bence Fatih abi dağınık birisidir. Evet.
Seviyorum dağınıklığı. İlk defa çok itirafçı oldu gerçekten. Azra Küçükbahçe. Bence Özlem abla kızıl renk saçı sever. Hayır. Sevmez misin? Sevmez. Hiç mi ihtimali yok? Yok. Sevmiyormuş. Derya Nur Gürpınar. Yarın gidip kızla boyatıyormuş. Bence Fatih abi tembel biridir. Hayır. 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 Özlem ne oluyor? Elif Özkan. Bence Özlem abla futbol izlemeyi seviyordur. Hayır. Ya arkadaşlar neden böyle ya? Neden? Neden kadınlar futbol izlemeyi sevmezler? Her kadın değil, bazı kadınlar seviyor. Tamam, ben sevmiyorum. Ben yanlış seçmişim. Atilla Avaroğulları. Bence Fatih abi uzaya Toraman'ın memleketine gitmedi. Ah. Cevap ver. Cevap ver şimdi. İtiraf et. Gittin mi gitmedin mi? Toraman. Orada bir köy var uzakta. Özlem. Gittin mi gitmedin mi? Yani gittim. Ama, nereye gittin? Ama şey gittim yani böyle ruhum gitti. Ben bedensel olarak gidemedim. Anladınız siz arkadaşlar. Ama ruhum devam gitti yani rüyalarımda. Tamam. Şimdi rüyalardasın. Fatih. Nisa Nur Köse. Evet. Ne oldu Özlem? Özlem mikrofonla tamam, oynama. Tamam devam. Bence Özlem abla hiç yoga yapmamıştır. Evet. Yapmadın mı Özlem? Öyle şeyler yapmam ben, uğraşmam öyle şeyler. Ben çok düz bir insanım ya, odun yani tabiri caizse belki de bilmiyorum. Katılıyorum yani. Ne evet. Demek isterseniz. Hadi. Ceren Hallaçoğlu, bence Fatih abi videodan sonra Toraman'ı bir köşeye fırlatıyor. Hayır. Hayır. Hiçbir köşeye fırlatmadım Özlem. Hiçbir köşeye fırlatmadım. Yeri neresiyse oraya koyuyorum. Tamam devam. Bazen arabada ama çektiğim videolar var. İşime götürüyorum, arabada gezdiriyorum. Yani öyle kenara atmıyorum. Tamam, tamam. Ama Ponçikella'nın bakın arkadaşlar kulakları yok. Biliyorlar onlar zaten. Kimin daha iyi baktığı belli. Sinan yaptı. Pırıl pırıl son model arkadaşlar. Kazası belası hiç yok. Çünkü o ısırsam da gelmiyor. Nesibe Nur Gündüz. Bence Özlem abla dans etmeyi çok seviyordur. Yani çok değil ama severim. Yani hani öyle şeyim yok. Çok sevmiyorum. Yani tepinmeyi seviyor Özlem ablanız. Dans olmasa da tepinebiliyor. Son soru. Emine Gülhan Atal. Bence Fatih abi işten kaçmayı seviyordur. Evet. Arkadaşlar, hayır. Yani bir şey fark ettin mi Fatih? Evet fark ettim. Neyi fark ettin? Neyi fark ettin? Söyle. Neden herkes bana tembel muamelesi yapıyor? Nasıl yani... öyle bir görüntü bıraktın? Ben anlamadım Özlem ya. 5000 tane yorum okudum. Gerçekten yarısından fazlası Fatih abi tembeldir. Fatih abi bir şey İşten kaçar. Fatih abi okulda dersleri... Ya yani şöyle söyleyeyim. Yani Fatih nasıl bir görüntü çizdin? Özlem. Ev işlerinden kaçarım. Ev işlerinden kaçarım. Yalan yok ama iş yerindeki işlerden asla. Ya gerçekten yalnız okurken çok güldüm. Ya çoğunda aynı şeyleri aslında ifade etmişsiniz. Ona güldüm. Yani hani gerçekten herkes aynı şeyleri söylemiş. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu varsayımlar için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer çok güzeldi, çok eğlendik. Yorumlara yazmayı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam ettirebiliriz tekrardan. Daha sonra tekrardan. Aynen tekrardan bu tarz videolar yapabiliriz yeni varsayımlarla. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tanın taran 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 taran.